Benim Souls ve Souls-like oyunlarına olan düşkünlüğümü takip edenler bilirler. Bugüne kadar da pek çok ister From Software tarafından yapılsın, ister yapılmasın, o ruhu taşıyan pek çok oyun oynadık. Salt and Sanctuary ya da Hollow Knight gibi. Arada Sekiro gibi yıldızımın çok barışmadığı oyunlar da çıkmadı değil. Bugün sizlere kendisine tamamen Souls oyunlarını örnek alan bir oyundan bahsedeceğim. Mortal Shell. Ve bu oyun iki noktada beni öyle sinirlendirdi, öyle sinirlendirdi ki evin içerisinde resmen 10 dakika küfürler ederek dolaştım. Eğer bu olay canlı yayın esnasında karşıma çıksaydı bu iki olay çok farklı bir Murat'la karşılaşabilirdiniz. Aslında beni deli eden oyun gayet de güzel başladı. Mortal Shell, karakterin ayağa kalkışından yürüyüşüne, zıplayışına, ortamların rahatsız edici tonuna, hikayesini açık etmeyen ve minik minik onları da bulmacalar şeklinde veren tarzıyla aslında tam bir Dark Souls kopyası ki benim için hava hoş, ben zaten bayılıyorum bu türe. Oyunu geliştiren Cold Cemetery de bunu saklamamış. Bir Dark Souls hayranı olduklarını ve ona benzer bir oyun yapmak istediklerini kendileri de söylüyor. Bir sıkıntı yok yani buraya kadar. Size konu hakkında bir şeyler söylemek isterdim ama neler olduğu hakkında benim de en ufak bir fikrim yok. Ama bu da sorun değil. Bu tarzında hastası çok var. Tamam, zaten Souls oyunlarının pek çoğu da böyle devam ediyor. Oyuna başladığımızda kim olduğumuzu veya ne yapmamız gerektiğini ya da bu dünyanın ne olduğuna dair hiçbir bilgimiz yok. Ve tahmin edeceğiniz gibi bu durum böyle devam ediyor gidiyor. İlk başta gördüğünüz gibi aslında tıp kitaplarından çıkmış gibi bir durumdayız. Gerçekten de öyle çünkü karakterin üstünde deri yok. Yani derimiz yok. Yani boş bir kişiliğiz. Fakat bulduğumuz bedenleri sahiplenip onları üzerimize giyeceğiz. Böylece o sahiplendiğimiz bedenlerin özelliklerini de kazanmış olacağız. Vallahi helal, çok ilginç, bence çok da güzel bir fikir. Fakat Mortal Shell'de Dark Souls'un aksine bir sınıf sistemi yok. Ne başlangıçta böyle bir seçim yapıyorsunuz, ne de sonra verdiğiniz kararlarla sınıfınızı seçiyorsunuz. Oyun Dark Souls'u birebir kendine örnek almış ama pek çok önemli mekaniklerde de değişiklik yapmış. Geliştiricinin hakkını yemeyelim. Neleri değiştirebiliriz diye düşünmüşler ve bu değişiklikler oynanışta çok önemli farklar oluşturmuş. İyi yöndemi, kötü yöndemi buna videonun sonunda karar verelim. Sınıf sistemi yok. Level atlama da yok. Karakterimizin güç, çeviklik, dayanıklılık gibi özellikleri de yok. Fakat 4 tane farklı beden giyebiliyor. Her bir bedeni de farklı bir sınıf gibi düşünebilirsiniz. Kimisinin HP'si yüksek, staminası düşük yani tank gibi. Kimisinin staminası yüksek, daha çevik. Fakat bu bedenler durağan bedenler. Oyunda bir level atlama sistemi olmadığı için bu bedenlere de keyfinize göre yeni bir şekil veremiyorsunuz. Sadece yeni yetenekler açılabiliyor. Bu yeteneklerin çok büyük bir kısmı da buff. Çok küçük bir kısmı da tekme atma gibi aktif yetenekler. Yani oyunu aslında 4 farklı bedenle hemen hemen pek de önemli gelişmeler olmadan oynayacağız. Peki bir başka önemli Souls mekaniği, öldürdüğünüz düşmanlardan Souls toplama var mı? Var. Bu oyunda ona tar deniyor. Peki onu nerede kullanıyoruz eğer level atlama yoksa? İşte bulduğumuz bedenlerin yeni özelliklerini açmakta. Ama tek başına tar yeterli değil. Bir de Glimpse denilen başka bir nane daha var. Onu da sandıklardan veya yine ölen düşmanlardan buluyorsunuz. Ama bu çok daha az çıkıyor, çok daha nadir bulunuyor. Yani yetenekleri açmak için ikisine de ihtiyacınız var. Tar düşmanlardan elde ediliyor. Glimpse ise daha çok etrafta bulunuyor ya da yine düşmanlardan düştüğü oluyor ve çok daha zor bulunuyor. Tar aynı Souls gibi öldüğünüz zaman sıfırlanıyor. Glimpse ise ölseniz de hiçbir şey olmuyor. Tamam, bir şeyleri değiştirmek istemeniz çok hoş ama From Software'in Souls oyunlarında işi böyle karıştırmamasının bir nedeni var herhalde. Çünkü özelliklerinizi açmak için gerekli olan Glimpse çok zor bulunuyor ama ölünce yok olmuyor. Diğer gerekli olan Tar ise aslında çok fazla miktarlarda ihtiyacınız yok. Pek çok özelliği 1000 tar, 2000 tar ya da en fazla 3000 tarla açabiliyorsunuz ki onları da 30 dakikada, 40 dakikada en fazla toplayabilirsiniz. Yani
Tar önemsiz, Glimpse ise ölünce yok olmuyor. Böylece Mortal Shell'de Souls oyunlarının olmazsa olmaz mekaniği pek işlemiyor. Hani Dark Souls'da üzerinizde soul'lar biriktikçe adımınızı daha zor atarsınız, devamlı geri dönüp şunları harcayayım yoksa boşa gidecek dersiniz. Ama oraya kadar gelmişsinizdir, geri dönerseniz her şeye baştan başlamak zorundasınızdır. Bu seçim çok zordur. Geri mi döneyim, ilerleyeyim mi? Acaba şu kapının arkasında bonfire var mı? Fakat Mortal Shell'de böyle bir durum yok. Zor bulunan Glimpse zaten yok olmuyor. Tarlar da yok olsa da önemli değil. O zaman o seçimi bir türlü yapamıyorsunuz. Hani geri mi döneyim, ileri mi gideyim? Çünkü ileri gittiğinizde ölseniz başınıza gelecek en kötü şey o ana kadar çıkan yaratıkların bir daha çıkması. Üzerinizde önemli olan şeyler zaten yok olmayacak. İşte bu bir oyun tasarımı hatası. Beni delirten ilk noktaya da böyle geldik. Bakın size oyun tasarımı nasıl yapılmaz anlatayım. Oyunda bir maske var. İşte şu maske. İstediğiniz kadar kullanıyorsunuz. Görevi sizi bulunduğunuz yerden şu ablaya ışınlamak. Bu ablada da topladığınız tar ve glimpse'leri harcıyorsunuz. Üzerinizdeki bedenin yeni özelliklerini açıyorsunuz. Glimpse toplamak çok zor ya, ben de uğraşmışım, didinmişim, 12 tanesini bin bir zorlukla toplamışım. Abladan da bayağı uzaktayım. Dedim ki şu maskeyi kullanayım da geriye gideyim, şunları bir harcayayım. Fakat hiç aklıma gelmedi, açıklamada bir şeyi okumamışım. Şurayı. Bir döndüm ablaya, bir baktım. Alamıyorum hiçbir şey. E niye? Glimpse yok. Lan daha demin 12 tane vardı, ne oldu? Aa, maskeyi takınca hepsini kullanıyormuş. Sıfırlanmış. Oğlum siz manyak mısınız ya? 3 saat uğraştım ben onları toplamak için. Ne alıyorsun sen hepsini? Al içinden bir tanesini madem. İşin saçmalığına bakın. Oyuna bir eşya koyuyorsunuz. Bu eşya sizi ablaya götürüyor. Peki ablaya neden gidiyorsunuz? Upgrade yapmak için. Maske sizi oraya götürürken neyi elinizden alıyor? Upgrade yapmak için gerekli malzemeyi. Delirirsin abi, delirirsin. O zaman ben neden kullanayım kardeşim bu eşyayı? Manyak mısınız siz? Benim tek oraya gitme nedenim zaten upgrade olmak ve sen o upgrade olmam için gerekli olan eşyayı benden alıyorsun. O halde ben bu maskeyi neden kullanayım? İşte bakın arkadaşlar, bu kötü bir oyun tasarımıdır. Burada bayağı fonksiyonu olmayan bir eşya yapmışlar. Hazır başladım beni delirten olaylara, o zaman devam edeyim, ikincisine geleyim. Tamam, ben bunu sineye çektim, 12 tane gitti, ulan yine toplayacağım dedim, topladım da. Çünkü oyunda hala bir potansiyel görüyorum. Dövüş mekanikleri güzel, Souls kadar zor, hatta ondan bile zor. Kötü bir şey değil, güzel bir şey bu. Bir de HP'niz düştüğünde, yani sıfırlandığında bedenden dışarı fırlamanız ve eğer bedeninize ulaşırsanız HP'si tam dolu ikinci bir şansınızın olması ve bence oyunun en değişik mekaniklerinden biri olan kısa süreliğine taşa dönme, o sırada hasar alamama ve sonra başladığınız harekete devam etme, bunlar hepsi çok güzel. Ortamlar çok güzel, atmosfer, her şey çok güzel. Bütün bunlar bende olumsuzluklara karşı oyuna devam etme isteği oluşturdu. Nereye kadar? İşte şuna kadar. Şu 50 santim yüksekliğinde Allah'ın belası basamağa kadar. Bu basamağa çıkamayan karaktere kadar. Şimdi size ikinci ama bu sefer daha felaket olan oyun tasarımı hatasından bahsedeyim. Ben bu mekana şu basamaktan indim. Çünkü oyun bir açık dünya oyunu ve oyun size nereye gitmeniz gerektiğini söylemiyor. Ben de rastgele dolaşırken buraya geldim ve bu basamaktan indim. Burada bir boss vardı, onu kestim. Şu kapı açıldı, ben de içeri girdim. Nereden bileyim nereye geldiğimi? Meğerse oyun sürecinde çok sonra gelmem gereken bir yermiş burası. Bu bölümün sonundaki boss da oyunun en zor boss'uymuş. Ve böyle daha hiçbir özellik açmadan, diğer bedenleri bulmadan, silahları en azından biraz geliştirmeden buraya gelince bu boss biraz adamı sıkarmış. Ben nereden bileyim bunu? Ben burada 40 saat oynadım, düşe kalka en sonunda bu boss'a kadar geldim. Ve haliyle tokat üzerine tokat, tokat üzerine tokat yedim. Beni bir oraya bir buraya attı bu boss. Sonra internetten baktım, oğlum bu ne ayaktır diye. Oho, ben çok sonra gelmeliymişim buraya. Daha önce gitmem gereken bir sürü yer varmış.
E olur, o zaman geri dönerim. Ne olacak ki? Nah dönersin. Neden? Basamak var. Ne basamağı lan? Basamak yaptık abi biz oraya. E atla üzerinden, çık başka yoldan git. Yok kardeşim, basamak var orada. Basamak yaptık o basamağı bir kere. Dönemezsin geri. Nasıl yani, dönemeyeceğim geri. Abi sağa gidersin, sola gidersin, geri gidersin, ileri gidersin. Yok, geçemiyorum yani. Orada şu kadarcık bir basamak var. O basamağın üzerine çıkamıyorum. Çıkamayınca diğer bölümlere ulaşamıyorum. Bu nasıl bir hatadır ya? Yani nasıl bir oyun tasarımı hatasıdır arkadaşlar? 3 tane yolum var yapabileceğim. Bir, oyuna tekrar baştan başlayabilirim. Ha, başlarım başlarım. 2, geri dönüp o manyak boss'la kapışıp o boss'u yenebilirim. O zaman çıkıyormuşsun buradan. Ya da bu bedenin bütün özelliklerini açarsam fast travel yapma özelliği kazanıyormuşum. Öyle gidebilirim. Fakat bu bedenin bütün özelliklerini açmak için de yaklaşık 100 tane falan glimpse toplamam lazım. Yani herhalde bir 10 saat falan sürer o kadar toplamam. Çıldırırsın. Çıldırdım da. Ben hayatımda gerçekten hiç böyle bir oyun tasarım hatası, böyle felaket bir hata görmemiştim. Kardeşim sizin hiç mi testiniz yok ya? Yani oyunu satmadan önce hiç mi denetmiyorsunuz ya? Kimse oynamadı mı abi? Kimse şu duruma gelmedi mi? Geri dönemiyorsun kardeşim. Açık dünya oyunu yapmışsın. Bir yere geliyorsun. Oradan geri dönemiyorsun. Dönmek istiyorsun. Diyor, dönemezsin. Niye? Basamak var abi. Bakmayın siz, gerçekten hala çok sinirliyim. Sinirimden gülüyorum. Yani güzel bir oyun yapmışsınız. Dark Souls'dan farklılaşmak için bayağı düşünmüşsünüz. Bazı yollar da bulmuşsunuz. İşe yarar, yaramaz. Ben level atlama sisteminin olmaması ve bu tarın pek bir işe yaramamasını çok beğenmedim. Fakat farklı bir yere gitmişsiniz. Buna da size saygı duyuyorum. Fakat biraz daha uğraşsaydınız be. Bu kadar erken çıkartmasaydınız. Tamam, beta yazıyorsunuz ama para aldınız abi benden. Benim param değerli be kardeşim. Beta meta, ben bunları umursamıyorum. Eğer oyunu aldıysam ben o oyunda asgari olarak en azından bir açık dünyasa böyle bir yerde sıkışmak istemiyorum. Yani Mortal Shells oynayacaksanız dikkat edin. Kötü oyun değil. Dark Souls'a çok benziyor. Eğer o türü seviyorsanız bu oyunda hoşunuza gidecektir. Ama mutlaka hangi yolları takip edeceğinizi de önceden gidin bir internet sitesinden bakın. Benim gibi böyle bu durumda kalmayın arkadaşlar. Evet, bugünlük bu kadar. Bilmiyorum ne yapacağım. Yani baştan başlamak da yemiyor. Belki de bir süre geçtikten sonra tekrar baştan başlarım. Görüşmek üzere.